Kalk yiyin, enerjiniz gelsin kardeşim. Öyle mi? Saldırırım bak, öyle deme. Benden daha genç, benden daha enerji. Çünkü ne de süren çökelek yemek isteyenler varsa aksakallı diyorum, pardon. 43 yaşlı mı siz ya? Ya ne dalardık böyle komşunun bahçelerine çocukken. Beni de kandırdı o andan. Öğlen yemeğini Ali abinin malikanesinde çıkarıyoruz. Yılmalı bizim memleket Tokat Zile Köy Pazarı'ndayız sevgili dostlar. Şeker Elektrik sponsorluğu altında bu hafta bakalım Zile Köy Pazarı'nda bizleri neler bekliyor. Ben de ilk defa geldim. Hazırsanız bizler hazırız. Değerli kameraman arkadaşıma da çok çok teşekkür ediyorum. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Efendim Şeker Elektrik sponsorluğu altında Zile Köy Pazarı programımız başlıyor. Harika bir atmosfer var Zile Köy Pazarı'nda. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Allah'a şükürler. Hazır ve nazır bekleyen bir dayımızı yakaladım. Böyle canlı. Ya çökelikten mi aldın bu enerjiyi bilmiyorum. He kardeş. Öyle mi? Enerji mi veriyor? Evet aynen. Sen yesen sana da daha fazla enerji. Öyle mi? Evet. Yani bizim enerjimizi düşük gördü dayıcığım. Yiyin çökelik, yiyin enerjiniz gelsin kardeş. Öyle mi? Saldırırım bak, öyle deme. Helal olsun ye. Vallahi saldırırım. Vallahi sal, helal olsun. 3 kilo gider bugünün zararını. Gitsin kardeş. Yılmaz da bizim memleket. Yok yenen yerde bereket olur. Öyle mi? Tabii canım. Tabii misafir. Tabii. 10 nasipte gelirmiş. Birini yer gider 9'unu bırakır. 9'unu bırakır giderim. Birazdan tamam. Öyle yapacağım. 9'unu sana bırakıp tamam gideceğim. Tamam kardeşim. 2. Tamam kardeşim. İsim ne dayıcığım? İsmim Ali. Ali. Yaş kaç Ali amcam? 60 yaşı maşallah ya. 60 yaşında mısın? Vallahi benim Allah, gibi duruyor. Biri de var da birini şöyle yakın kadraj 60 yaş. Benden daha genç, benden daha enerji. Çünkü neden? Çökelik yiyor. Biz çökelik yiyemiyoruz madem. Doğal çökelik yiyemiyoruz. Evet. Kendiniz mi üretiyorsunuz? Yok satın alıyorum. Satın alıyorsun. Hanım nerede? Hanım karşıya kaçtı. Niye kaçtı hanım? Hanımı görmüşler, burada çekmişler. Öyle mi? Televizyona çıkmışsın. Öyle mi? Sonra eve geldi. Tabii canım. Baktın surat 5 karış. Hanım ne oldu dedin. Ünlü olmuşsun mu dedi. Öyle dedi öyle. Sen ne dedin? İyi yapmışsın dedim ya, ne diyeceğim. Oh ne güzel ya. Yenge hanım neredesin ya? Beyden izin aldık yani. Vallahi. Demek ki yenge hanım medyatik olmayı istemiyor. İstemiyor. Sen ne kadar keyifli, ne kadar güzel gülüyorsun böyle. Evlatlar nerede? Her biri bir tarafta. Herkes iş sahibi olmuş. Gitti. Gittiler. Öyle. Çok, yani çok sonumuz şükür. Öyle. Yani evet, kızı gelin ettik. Oğlanın yuvasını kurduk. Kör oğlu ayvaz kaldık yani baş başa. Kim kalmış babasının yanında? Hiç kimse. Sen babanın yanında mısın? Yok canım. Seninki de senin yanında olmayacak. Düğünü yaptı attı beni. Ha o kadar basit. Ya işin Allah işini rast getirsin dedi. Daha yetmiş. Değil mi? Ocak sahibi olun işte erken yaşta. Çok doğru diyorsun. Sen dört tane oğlum var. Dördünün de evi var bak. Benim yok. Benim yok. Oğlanların var. Sıra sana gelmiş. Bir tane seslene, bir tane alsınlar sana artık. Canları sağ olsun, alırlar. Çok selam olsun evlatlarınıza da. Aleyküm selam, Allah çok teşekkür olsun. Ediyorum. Ben çok teşekkür ederim kardeşim. Gerçekten pazar olabiliyorum. Amin. Cümlemizle görüşürüz. Şeker Elektrik sponsorluğu altında Tokat Zile Köy Pazarı programımız devam ediyor sevgili dostlar. Maşallah. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Aramızda engeller var. Dayıcığım nasılsın? Şöyle mikrofonumu hemen alalım. Bir tanıyalım seni dayıcığım. Ben İzzet Taşan, Yeşilce köyüne ait. Hangi köy? Yeşilce. Yeşilce, Zile'nin köyü. Evet. Yaş kaç dayıcığım? 58. 58. Evet. Çökelik, tereyağı. Tereyağı, kurbanik. Evet. Kendi ineklerden mi? Yok, biz alıp satıyoruz. Bunlar ağaç yağı, sarı olanlar. Bunlar da doğaldır. Sarı olanlar ne yağı? Ağaç yağı. Ağaç yağı da yağı. Ağaç yağı tamamıyla doğal. Doğal. Diyorsun. Yaş kaç dayıcığım senin? 58. 58. Evlat var mı? Var. Nerede? İki tane. Biri belediyede çalışıyor. Kızım da İstanbul'da. Torun da 3 tane. Hanım? Hanım yanımda evet. Böyle gelmez mi yanında yardıma? Yok o ev işlerine uğraşıyor. Geçirmiyorsun. Evet. Doğru yani burada dayımız yoruluyor yani gidince yemek hazır olacak kardeşim. Aynen. Öyle değil mi? Tabii. Hazır oluyordur inşallah yemek. Oluyor çok şükür Allah'a. Orada abi. Köy yumurtası da var. Evet. Ne kadar tanesi? 4 TL. 4 TL. Evet. Köy yumurtalarımız. Evet. Saçlarda tabii biraz ak düşmüş benim gibi. Ondan dolayı mı saklı yok? Sezen çıkardayım. Of.
Sonradan mı oldu bu aklar? Evet. Sonradan değil, doğuştan değil. Yok. Şöyle bir güzelliği var ak saçların, bilmiyorum ne kadar doğru. Ak olan saçlar dökülmezmiş. Evet. Doğru mu kuaför kardeşim? Burada bir kuaför arkadaşımız var. Doğru mudur? Var. Ak olan saçlar dökülmez mi? Çökeliye baha baha saçları beyazlattı. Efendim? Çökeliye baha baha saçlar beyazlandı diyor. Ondan mı oldu diyorsun? Seninkiler de maşallah. Neye baka baka gitti bilmiyorum abi. Ben de ona baha baha beyazlandı. Öyle mi? Öyle. Yüzüm yüzüme baka baka kararır derler ya. Çökeliye baka baka ağırttı diyor. Ben de dayıya baka baka ağırdım diyor. Güzel sünüyor mu çökelikler? Şu anda bunlar sünmüyor. Sünü desem yalan. Ya ne ya, açık sözlü dayım ya. Evet. Vallahi mertve açık sözlü sünmüyor. Sünmüyor. Sünen sattı sabahını. Ha, bitti. Bitti. Sünen farklıydı. Benim telefonumda bile vardı sünenden. Sünen çökelik ne kadar? Normal çökelik ne kadar dayıcığım? 120. İkisi de 120. Yok. Sünen 120 bunlar. Yok. Sünen 120. Diğeri? 110 100. 110 100. Evet. TL arası gidip geliyor. Evet. Fotoğraf galiba video değil. Ne kadar kaliteli alabiliriz? Yine de gösterelim. Zile'ye sesleniyoruz. Sünen çökelek yemek isteyenler varsa aksakallı diyorum pardon. Aksaçlı dayımı buluyoruz. Evet. Ama sen biraz işin kolayına kaçmışsın dayım ya. Almışsın bir foto kare. İnsan şuraya bir piknik tüpü getirir, bir tava getirir. Ya benden olurdu. Ya. Şöyle bir sündürür. Yok. Ya da benden olurdu. Öyle ne bileyim geleceğini bilseydin. Bilseydik haber verirdik evet, yani. İnşallah evet, bir dahaki sefere. Allah nasip ederse inşallah. Canlı canlı sündürür yerdik. Evet, evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı pazarlar sizde. Allah razı olsun. Cümlemizden. Her cümlemizden görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Selamun aleyküm. Cevizleri görünce Tokat'ın aslında Niksar cevizi mi yoksa Zile cevizi mi? Zile'nin cevizi de meşhurdur arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ olun. İsim ne abicin? Hasan. Hasan abi yaş kaç? 43. 43. Böyle düşündük ama. Yaşlandım. Yok ya 43 yaşlandı. 43 yaşlı mı siz ya? Tam delikanlı çağı 43 yaşında. Öyle değil mi? Evet. Ama benim gibi biraz sakallar gitmiş yani. Sakallar gitmiş. Ceviz işi yapıyorsunuz. Evet. Ne kadar cevizin kilosu burada da yazıyor. 100 lira. 100 lira. Cevizine göre değişiyor. Kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Yok yetiştirmiyoruz. Biz köyden alıyoruz getiriyoruz. Civar köyden, köylerden evet. Alıyorsunuz. Ben burada çok satışını yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel pazar teşekkür olsun efendim. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Pazar ola. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Diyet elmaları var burada. Vallahi yeşil elma deyince aklıma ya ne dalardık böyle komşunun bahçelerine çocukken. Ya, şimdi yiyebilir miyiz? Helal yani. Ama o çocukken yapmış olduğumuz, bahçelere dalmış olduğumuz onları nasıl helal ettireceğiz? Tadına bakalım. Sonra tanışalım. Efendim dayıcığım. Ne olur dayıcığım? Bir aylığı verdim bir de onlara hepsi alalım. Bir aylığı verince gider mi o çocukluktaki günahlar? Şey kime vereceğiz o bir aylığı? Dağıtacağız. İnşallah tamam. Muhtaç olanlara. Peki. Görünüşü çok güzel. Bir tanıyalım. İsim nedir dayıcığım? Seyfettin Karaduman. Seyfettin Karaduman. Siz efendim? Bedihe Karaduman. Neyiniz olur? Hanım. Eşim oluyor. Evet. Maşallah. Zileli miyiz? Zileliyiz. Yoksa Zileli. Civar köylerden mi geldik? Yok, civar nerede yetişiyor bu elmalar? Zile bağlarında. Zile bağlarında. Kaç yıldır ki bu işi yapıyorsun hanımla? Ben 40 yıldır yapıyorum bu işi. 40 yıldır hanımla geliyorsun. Evet, evet. Maşallah. Vallahi evet. Maşallah. Evlat? Evlat var. 3 tane. Neredeler? İstanbul'dalar. Biri burada, motosikletçi. Biri burada, biri İstanbul'da. Biri de Kütahya'da. Biz Köroğlu Ayvaz kaldık evet. Diyor. Yani evet. Evlatlar yuvalarını kurdu gittiler, işini buldu gittiler. Köroğlu Ayvaz biz bize kaldık. Hayatın sonu böyle oluyor. Evet. Bak. Bir dal, iki dal ye kuzum. Teşekkür ederim yiyeceğim. Bey biraz sinirli midir? Yok yok öyle bir şey yok. Sinirim yok. Öyle mi? Evet. Ben sinirliyim ki o sinirli değil. Öyle mi? Evet. Hanım ben sinirliyim ama bey... Evet. Aynen. Öyle midir? Aynen. Öyle. Sinirli midir? Sinirli. Yani geçim iyi değil mi? Geçim iyi. Bazen onlar o şeydi alttan alıyor, bazen biz arıyoruz. Önemli İdare olan o. İdare ediyoruz. Yine, evet.
Hanımın sinirli olduğunu nasıl anlıyorsun amca? Nasıl? Halinden hareket mi? Öyle mi? İnşaat. Babama dedim ki beni verebilir misin dedim. Babam da verdi. Ne güzel ya, ilk defa duyuyorum vallahi. Siz inşaatta çalışıyordunuz. Ben inşaat yapıyordum. Askerden geldik, inşaatçıydık. Zile'de. 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 Onların evlerini yaptık. Öyle mi? Evet, beni de kandırdı o andan. İyi ki de almışım diyor musun? Evet. Sinirli de olsa evet. Gülün dikeni olur. İlla ki. Yani illaki. Gülü evet. Seven dikenine katlanacak evet. Artık. Aynen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Burada elmalar var, yumurtalar var. Yumurtalar, doğal köy yumurtası. Var, doğal. Sizin tavuklardan sirke. Mı? Arkadaşımızın, dünürlerimizin. Dünürlerimizin, evet. Ne kadar köy yumurtası anne? 4 lira. 4 lira. 4 lira. Tanesi 4 lira. Evet, elma ne kadar? 4, 15 lira elma. 15 TL evet, 15 kilosu. Lira. Burada başka. Bu ne? Bu dikkatimi çekti. Sirke. Elma sirkesi. Evet, o elma sirkesi. Ne faydası vardır elma sirkesinin annem? Her şeye faydası var. Her şeye. Romatizmiye, şeye, neydi onun adı? Evet. Turşuya. Bu ne kadar fiyatı? Elma sirkesi. 40 lira. 40 lira. 40 lira, evet. Elma sirkesi evet. 40 lira. Başka neyimiz var orada? Rokamız var. Roka. Orada. Turpumuz var. Turp var. Çok güzel ya. 15 TL kilosu vallahi evet. Uygun. Evet, bizim bitmiş şeyine geldiniz siz. Domatesimiz, biberimiz, domatesimiz, fasulyemiz. Evet, fasulyemiz, her şeyimiz var. Zamanı geçti onların. Evet, şimdi kışlık geçti. Sebze ve meyveleri. Kışlık sevamları, evet. Satıyoruz. Evet. İş olmazsa bey sinirlenir mi? Yok, sinirlenmez. Toplar gider kemer. Eve doğru gidiyor. Evet, böyle yani. Giderken sinirlenir mi bugün? Yok, satış yok, olmadı. Yok, yok. Elhamdülillah. Hanım sinirlenir mi? Yok. Bugün çalışmadım bey. Yok. Elimizde kaldı. Yok yok, öyle bir şey yok. Tamam. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Hadi. Sağ ol, teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun yavrum, helal olsun. Vallahi harika. Dolduralım, yolunuz çok teşekkür ediyorum. Vallahi. Yolunuz Tokat Zile köy pazarına düşerse Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın malikanesine mutlaka uğrayın diyorum. Harika diyet elmaları, yeşil elmalar var burada sevgili dostlar. Kolay gelsin, Allah pazar ola diyorum. Allah razı olsun. Efendim Zile Köy Pazarı'nın girişindeyiz. Selamun Aleyküm. Tokat denince akla ilk gelen ne oluyor? Yaprak oluyor. Tokat'ın da erbaa yaprağı mı? Evet. Değiller. Bir tanıyalım kısaca sizi hocam. İsmim Fatih. Fatih kardeşim. Yaş kaç? 31. 35. Zileli miyiz? Zileli. Devamlı bu işi mi yapıyoruz? Aynen. Devamlı bu işi yapıyoruz. Başka bir iş yok. Yok. Peki neden Tokat yaprağı meşhurdur? Onun özelliğini hemen alalım sevgili Fatih kardeşimizden. Tadı bir. Eşkiliği iki. İnce olduğu 3. İnce olduğu? Evet. İnce midir diğer yapraklara tabii ki, göre? Tabii ki. Tokat yaprağı ince ve damarsız mı derler Fatih kardeşim? Aynen öyle. Satışlar nasıl bu arada? Çok şükür. Bir de fiyat alalım mı senden? Fiyatlar şu anda 100 lira, 120 lira, 150 lira arası. Kaçı 100 lira? Kilosu. Kilosu 100 evet. lira. Şu anda hazırlamış olduğun? Bu 2,5 kilo geliyor. 2,5 kilo. 250 lira. Yani 250 TL. Hazır. Aynen öyle. Hazır. Sadece içi hazırlanacak. Aynen direkt öyle. Fatih kardeşim her şeyini hazırlamış. Sarmaları yapacağız. Evet. Çoluk çocuk gelince, bayram gelince. Aynen öyle. Sever misiniz bu arada sarmayı? Severim. Sarmaya karışmam. Evet. Satışı yaparım, sarmaya karışmam diyor. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolay gelsin. Olun, hayırlı pazarlar diliyorum. Teşekkürler. Selamun aleyküm annem. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Nasılsın? İyiyim elhamdülillah. İsim nedir annem? Minire. Minire anne, Zileli miyiz? Zileliyim. Nereden geldin? Zile merkez yoksa? Hayır, Kireçliyim. Kireçli köyü mü var Zile'nin? Evet, Kireçli köyünden evet, geldin. Ne getirdin, yumurta, ne satıyorsun? Yumurta, yumurta. İşte bunları satıyorum. Köy yumurtası. Evet, bunlar köy ne oluyor annem? Bunlar ıspanak, yeni. Ispanak. Evet. Siz kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Bak, evet. Köyde. Bahçe var. Evet. Bahçe. Bey? Beyim var. Nerede bey? Beyim de çalışıyor dışarıda. Dışarıda? Evet. İl dışında mı? Yok, yok.
Burada ne? Kayseri. Kayseri. Malatya'da. Pardon. Malatya'da. Kolay gelsin diyorum. Görüşürüz. Ederim, görüşürüz. Hadi. Selamünaleyküm, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Nefes alıyorum şimdi. Şimdi? Nefes alıyor, çok güzel. İsim ne dayıcığım? Ahmet Özçelik benim isim. Ahşap boyama sanatçısı. Zileliyiz. Zileliyiz. Bu sanayide... iş yapıyorsunuz. Aynen. Marangoz atölyem var. Burası bizim satış evi. Hanımların üzerinde zaten onlar ilgileniyor. İlgileniyor. Devamlı marangozculuk mu yaptınız hep? Ahşaptır. Yani size burada gördüğün tarih evlerini, restorasyonu falan onlarla uğraşıyoruz. Oo maşallah. Genelde ağırlık bu yönde. Zile'de genelde dayımı sakallardan mı tanırlar? Evet, Sıraç Ahmet deyince herkes anlar. Efendim? Sıraç Ahmet deyince herkes bilir. Öyle mi? Yiğit namıyla anılır kardeşim. Olabilirler. Çünkü o TRT belgeseldeki o Süreç filmini de biz çekmiştik. Hem sanat danışmanlığını yaptım hem de oynamıştım. Oo maşallah. Çok o yüzden Sıraç olarak herkes, yani Sıraç Ahmet kim derse herkes beni gösteriyor. Zile'de dedikleri zaman olay bitiyor. Yani Tokat'ta direkt... da herkes bilir. Öyle mi? Sadece Zile değil kardeşim. Tokat'ta da namı var dayımızın. Yani tabii o film, yani çektiğiniz belgesel ödül aldı sana şuna. Oo maşallah. İzleyeceğim. En kısa zamanda izleyeceğim inşallah. Belgesel yarışması mutlaka Zile. Yaş kaç senin dayım? Yaş vallahi hesaplamadım hiç. Gerek de duymadım. Öyle mi? Yani yolun yarısını geçtik. Yolun yarısını geçtik. Şöyle ben bir tahmin edeyim ama benim gerçi miyop vardır. Fazla da tahmin edemem. Şimdi ya çok da şöyle bir 50 duruyorsunuz. 50 ise iyi genç. Yani öyle bayağı... mi? Yok 50 duruyorsunuz. 55 civarında. Çok yönlü olduğum için sizde her yönü var. Spor, doğa, avcılık, müzik, bağlama çalıyorum aynı zamanda. Çalıyorsunuz. Ben çalıyorum. Büyük dedemiz Aşık Kul Yusuf'un torunlarıyız biz. Yani kökten bağlama ve şey geldiği için, müzikle iç içe doğduğumuz için yol devam ediyor. Benden sonra oğlum çalıyor, oğlum devam ediyor. Peki hayalinizdeki meslek neydi? Onu sormak istiyorum ben. Hiç alakası olmayan bir bölüme geldim ben aslında. Ben ticaret sesi mezunuyum, muhasebeciyim ben. Neydi hayalinizdeki meslek? Hobi olarak hayalimdeki de buydu ya. Ona doğru yöneldim ben. Bıraktım ticaret, evet. Muhasebeciliği bıraktım. Aşama yöneldim. Ağırlığım aşama oldu. Geniş bir zamanda gelirsiniz. İnşallah. O zaman sözünü alalım. Sözünü alalım. Bağlama yerine. Geniş bir zamanda gelirseniz bu atölyelere güzel bir müzikle devam ederiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Gerçekten. Sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. İnşallah sizlere. Devirçin yanında bizi de çekin. Çekelim. Efendim burası Tokat Zile Köy Pazarı. Zile Köy Pazarı'nda yok maşallah. Merhabalar annem, kolay gelsin. Nasılsınız? Lütfen rahatsız olmayın, oturun. Lütfen oturabilirsin. Nasılsınız annem? Teşekkür ederim. İsim nedir? Elmas. Haftada 2 gün yapıyorum, 2 gün satıyorum. Maşallah. Kendim yapıyorum ekmeklerim, bunlar işte. Bu renk... O da erişte, o ıspanaklı. Ispanaklı, ıspanaklı erişte. Bunlar Zile'ye has hamur işleri mi? Ne oluyor bunlar anne? Bunlar işkefelerimiz. İşkefe. O arasına böyle dama lezzetine göre evet. Kıyma veya peynirli kırıp. Şu da mayalımız. Mayalı, mayalı mı derler? Yani mayalı deriz yani. Zile'nin mayalı ekmeği mi diyelim? Bizim köye özel bu. Karacören. Hangi köy? Karacören. Zile Karacören köyünün mayalı ekmeği. Arkadaşlar ne? Ne? İyi oluyor mayalı ekmek. Mayalı ekmek oluyor. Abim de bize aydınlatıyor sağ olsun. Ne kadar bunlar anne? Bu 8 lira tanesi. 8 TL tanesi. İşkefe 9, bu 8. İşkefe 9, mayalı ekmeğimiz. 8 evet. Dedik. 8, eriştiren ne kadar? 70 lira. Böylece. Hı hı. 70 kilosu. TL. Kilosu. Şu diğeri de havuçlu. O da 70 TL. Evet, o da 70 TL. Efendim Şekir Elektrik sponsorluğu altında Zile Köy Pazarı çekimlerimiz devam ediyor. Burada birbirinden güzel, en çok sevmiş olduğum reçel çeşitleri var. Dayıcığım bu kızılcık galiba ilk defa, gerçekten ilk defa tadına bakacağım. Şimdi sırayla bakıyoruz. İsim neydi dayıcığım? Ali.
Ali. Zileliyiz Ali abi. Üzümören'den mi geldiniz? Her hafta geliyor musunuz? Üzümören'den geliyor. Bu ne? Kuşburnu. Yani öğlen yemeğini Ali abinin malikanesinde çıkarıyoruz. Vallahi harika. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Buna da bakabilir miyim? Bu ne oluyor? Erik ekşisi. Bu mu şekeri anında düşüren Ali abi? Şekeriniz varsa Ali abim diyor ki erik ekşisi yiyin, şekerinizi düşürür. Vallahi hepsi bu alıç. Alıcı da ilk defa yiyeceğim. Alıç reçeli mi olarak geçiyor? Alıç reçeli. Ben ilk defa duydum. İlk defa duyanlar varsa alıcın reçeli olur mu demeyin. İşte olmuş, yapmışlar. Bu da zile pekmezi mi? Üzüm pekmezi. Ha, Üzümören'in üzüm pekmezi. Üzümören'in çalma pekmezi sevgili arkadaşlar. Bomba. Tek kelimeyle bomba. Bu da aynısı galiba hocam. Değil mi? Bunlar aynı. Hemen kısaca fiyatlarını ben abime sorayım. Eğer isteyenler varsa nerede bulacaklar seni? Zile'nin köy pazarında, Üzümören'in her tarafında bulacaklar. Evet, fiyat alalım. 100 lira. Kilosu? 100 lira. 100 lira. Salçamız? 80 lira. 80. Alıç reçelimiz? 120. 120. Erik ekşisi? 150. 150. Kızılcık. Kızılcık. 150. 150. Çok özür diliyorum. Kuşburnu 100 lira. 100 lira kilosu. Evet. Arkadaşlar kesinlikle tüm samimiyetimle söylüyorum. Harika lezzetler. Çıkın çıkın gelin diyorum. Tokat'a yolunuz düşerse, Tokat dışından izleyenler varsa mutlaka ama mutlaka Zile köy pazarına bekliyoruz. Selamünaleyküm. Selam. Nasılsınız Ayşe? Hoş geldin. Doktor 20 sene önce bana katiyen tozlu bir şey yemeye geldi. Öyle mi? Ha. Ondan ha İstanbul'da tedavi oldum. 20 sene önce tozlu bir şakallı, tozlu bir şeyden kaçacağım. Her şeyin fazlası zarar. Tabii ki tuz vücutta ödem yapıyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Hoş Allah'a bulduk. Şükür. Sağ olun, var olun. Zile'de genelde amcaların, amca demeyelim, delikanlıların sakallarına ak düşmüş. Yani yaş isim neydi hocam? Osman Köksal. Osman Köksal. Zileliyiz. Evet, Zileli. Yaş kaç? Emekliyim. Yaş 68. 68 yaşındasınız. Aynen. Ve arıcılık mı yapıyorsunuz? Bal satıyorum. Bal satıyorsun. Evet. Nereden aldın? Emeciden. Yayla balı bunlar. Yayla balı. Tamamen evet. Doğal. Evet. Ne kadar fiyatlarını bize bir söylesen. Normal çıtalar 200 lira. Karakovanlar 300 lira. Şişeler 150 lira. Şunlar da karakovanlardan kesme 150 lira. 150 lira. Pekmezlerimiz var 100 lira 50 lira. Normal şey pekmezlerimiz var. Üzüm pekmezlerimiz onlar da 100 lira kilosu. Tabii zile olunca, zileye gelince zilenin neyi meşhurdur? Zile pekmezi. Pekmezi bu zile pekmezi mi oluyor evet, yoksa? Bunlar zile pekmezi. Ne kadar tanesi dediniz? Bu 100 lira, kilosu 100 lira. 100 TL zile evet. Pekmezi. Maşallah. Çalma pekmez derler bunlara. Ne pekmez derler? Çalma pekmez. Çalma pekmez. Yani eline şey alırsın böyle çalarsın. Anca gelip gider çalarlar bunu veya böyle... Sarı olur, sonra beyazlar. Ha, pişirirken mi çalıyorlar? Pişirdikten sonra aynı yaparlar, inince. Niye çalarlar inince. Pişirdikten sonra? Yoksa böyle olmaz, öyle duru kalır. Evet. Kürek mi diyorlar, öyle bir şeyle çalınır, kürek yani, kürek gibi bir şey. Herkes çocukta, büyüklerde böyle, anca böyle karıştırırlar, böyle sarı olur. Çalmak diyorsunuz, evet. Karıştırmaya. Makinesi varsa makine de yapar. Makine de yapar. Evet, aynen bunu böyle makine yapar, bu da biz böyle çıkartır, satarız. Her sene yapar mısınız peki? Her sene yapılır.
Hanım size mi karıştırır, çaldırır bu pekmezleri? Ve onlar da yaparlar. Onlar da yaparlar. Evet. Size de yaptırıyorlar. Aynen. Yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki canım, mecbur yani. Şimdi hayat müşterek. Hayat müşterek, doğru söylüyorsun. Aynen. Çok doğru. Aynen öyle. Yani açık açık söylüyorsunuz. Şimdi ev işlerine de yap... Onlara da karışmayız yani. Bulaşık gibi, mutfak gibi bu işlere değil de. Ama yemek konusunda yardımcı oluruz. Peki. Bu konularda daha yardımcı oluruz. Dayım sadece pekmeze çalar. Ama ev süpürmez yani. Onlara da karışmaz kardeşim. Yani ama bunu yapar yani. Bu biraz hem hanım hem erkek işi. Aynen yani, öyle. Değil mi? Doğru. Aynen. Kas doğru. Çalışması lazım böyle. Tabii doğru. Ki canım. Doğru. Hayat diyorsun. Müşterek olduğu için mecbur yapıyoruz. Bunlara zaten bayanlar da karışmaz. Yapan olursa bunlar, hobisi varsa balcılık yapar. Arıcılık yapar, balını hobi alır, satar. Olması mı gerekiyor? Sevmek lazım. Tabii ki bunu bilmesi lazım. En azından arıcılığı bilmesi lazım ki. Arı hassas bir şey yani. Doğal dağda mesela ötüyor. Ovada da var. Onlar da biraz ayçiçeği, şeker, glikoz karışımı oluyor onlarda da. Bazıları yapıyorlar onu. Ama bizimkiler doğaldır. Evet. Fiyatlarımız da ideal. Toptan veriyoruz. Toptan para kendine ne varsa. Çok, satıyoruz. Çok teşekkür ederim. Güzel teşekkür aydın ederim. Bilgiler verdiğin için. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.